Bismillahirrahmanirrahim. Babül Umre. Bu bab Umre babi. Umre ömürden gelir. Bir adam bir evini bir adama verir. Ölünceye kadar bu evde otur. Sen öldükten sonra mal benim olsun. Bunun adı Umre. Caiz midir, değil midir? Bunda ihtilaf var. Bazıları diyor ki, madem şart koştu, şartı yerine gelir. Kime verdiyse bu adam ölünceye kadar bu evde oturur. Öldükten sonra esas mal sahibine döner. Şartı mucebince. İkinci kavl de diyor ki, o ev o adama verdi, temlik etti, onun mülkü oldu, şart batıldır. Bu adam sağ kaldığı müddetçe o evde oturur. Öldükten sonra da kendi vereselerine kalır. Veren adama dönmez. Ha, şimdi onu beyan edecek. İki kavli de beyan edecek. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena İbrahim ibn Hamzete Zübeyri kâle haddesena Abdülaziz ibn Ebi Hazim an Kethir ibn Zeyd anil Velid ibn Rabah an Ebi Hureyret enne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kâle El-Müslimûne inde şurûtihim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Müslümanlar şartlarının indindedir. Nasıl şart ederse o şart mütebedir. Bu birinci kavl. Bunlara göre bu adam evini verdi bir fakire. Dedi ki sen burada otur. Ölünceye kadar. Eleyse bu şart mütebedir. Öldükten sonra bu ev döner mal sahibine. Mal sahibine döner. Bunlara göre böyle. Kâle Ebu Cefer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٌ ulemadan bir kısmı zahib oldular اِلَى اِجَازَةِ الْعُمْرَى Umranın caiz olduğuna caizdir وَجَعَلُوهَا وَنِيكِلْدِلَرْ رَاجِعَةً اِلَى الْمُعَمَّرِ Kime verilmişse ona raci kıldılar لَا رَاجِعَةً اِلَى الْمُعْمِرِ Mü'miri ki veren adama ev verdi ya ev sonunda veren adama döner ba'de mevtil muammeri de kime verildiyse o öldükten sonra döner mal sahibine gelir. Ve ihtecu fi zalike bu mesele hakkında da ihticac ettiler. Bihazel hadis bu hadisle ihticac ettiler. Ne dediler? Dediler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki el müslimune inde şurutihim. Müslümanlar şartlarının indindedir. Nasıl şart koştuysa o şart mütebelidir. Öyleyse o adam da o evi ne vakıda kadar verdi? Sağ olduğu müddetçe. Sağ olduğu müddetçe evden istifade etti. Öldükten sonra mal sahibine döner, mal sahibinin olur. Rehalefen fî zâlike âherum. Ulemanın başkaları bu meselede muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki, اِنَّمَا وَقَعَ قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in bu kavli şerifi vakı oldu. Hâzâ bu kavli şerifi. Bu hadisi şerif. El-Müslimûne inde şurûtim hadisi vakı oldu. Âle şurûd şartlar üzerine. Şartlar, bir takım şartlar üzerine Peygamber Efendimiz bu hadisi buyurdu. Elbette öyle şartlar ki قَدْ اَبَاحَ الْكِتَابُ Kur'an-ı Kerim mübah kıldı. İştirâtaha o şartların şart koşulmasını Kur'an-ı Kerim mübah kıldı. İşte o şartlardır. Ve caet bihi sünne. Sünnette de onlar geldi. Peygamber Efendimiz de onu yaptı. Ve ecme aleyhil müslimun. Müslümanlar da o şartların fasit olmadığına, sahih olduğunu icma ettiler. Yoksa herhangi bir şart değildir. Müslümanlar şartları indindedir. Yani onların şartları müteberdir. Eğer o şartlar Kur'an-ı Kerim'de gelmiş ise, sünnette gelmiş ise, Müslümanlar da icma etmiş ise ki o şartlar müteber, o vakitte müteber. Fakat sizin dediğiniz bu mesele ondan değildir ki. Adam şart koşuyor ki sen sağ olduğun müddetçe bu evde otur. Böyle bir şart Kur'an'da yok. Sünnette de yok. Müslümanların icma'yı da yok. Binaenaleyh bu şart fasittir. Bu adam bu evi aldı mı? Kendi sağ olduğu müddetçe kendisinindir. Kendisi öldükten sonra da kendisinin vereselerindir. Evi bağışlayanın değildir. فَأَمَّا مَا نَهَا عَنْهُ الْكِتَابُ اَمَّا Kur'an-ı Kerim'in nehyetmiş olduğu şartlar اَوْ نَهَتْ عَنْهُ السُنَّةُ Yahut sünnetin nehyetmiş olduğu şartlar
فَهَوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي ذَٰلِكِ Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifine dahil değildir. اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوتِهِمْ hadisine dahil değildir. اَلَا يُرَى görülmez mi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz قَالَ فِي حَدِيسِ بَرِيرَ Hazreti Berire'nin hadisinde buyurdular ki كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٍ Herhangi bir şart ki Kur'an-ı Kerim'de olmadı, o batıldır. وَاِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ İsterse 100 şart olsun. Hazreti Berire Ensar'dan birisinin cariyesiydi. Hazreti Ayşe onu kendisini kitabete kesti. Dedi ki ben gideyim size para getireyim, ücretimi, bedeli kitabetimi ödeyeyim, hür olayım. Onlar da kabul ettiler. Geldi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki ben kendimi kitabete kestim. Bana yardım edeyim, kitabet edin, kitabet bedelini ödeyeyim. Hazreti Ayşe de dedi ki eğer sen öldükten sonra senin velan bana ait olursa, kabul ederlerse velası bana ait olmak üzere ben toptan senin bedeli kitabet ödeyeyim. Sen hür ol fakat vela benim olsun. Gitti efendilerine söyledi. Dedi ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a beni alacak ödeyecek fakat vela onun olacak. Dediler yok. O alır öder velasını biz vermeyiz. Velası bizim olacak. Geldi Resulullah Efendimiz'e söyledi. Hazreti Ayşe anlatınca Peygamber Efendimiz dedi ki sen satın al. Azad et. Kim azad ederse vela onundur. Onların şartları batildir. İstersen 100 şart koşsunlar. O şart batildir. Kur'an'da yok. Köleyi kim azad ederse, kim parayı verir azad ederse velası onundur. Şimdi bak burada Hazreti Berire hakkında ne dedi? 100 şart olsa bile batildir. Kur'an-ı Kerim'de olmayan şartın kıymeti yok. Öyleyse o adam da bu ev senindir. Ölünceye kadar sen burada otur. Öldükten sonra bana dönsün bu. Bu şart batıldır. Ev onundur, şart batıldır. وَمَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Kur'an-ı Kerim'de olan şart وَمَا كَانَ مَنْسُوسًا فِيهِ Onda ne olur? وَمَا قَالَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Yahut da Peygamber Efendimiz'in buyurmuş olduğu hal o da kat'i hadiste beyan edilir. لَاَنَّهُ اِنَّمَا وَجَبَ قَبُولُهُ O şartı kabul etmek vacip olur. لِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin kitabında olduğu için yani Kur'an-ı Kerim'de bir şey beyan edildiyse ona ittiba etmek vacip. Peygamber Efendimiz'in emrine ittiba etmek o da vaciptir. Niçin? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de اِذْ يَقُولُ فِيهِ Kur'an'da Cenab-ı Hak buyuruyor Es-Sâhidu Billah وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا bir şey ki آتَاكُمْ size geldi الرَّسُولُ Peygamber Peygamber Allah tarafından size bir şey getirdi فَخُذُوهُ siz onu tutunuz, alınız وَمَا اُلْ بِ شَيْكِ نَهَاكُمْ عَنْهُ ondan sizi nehyeyledi, bunu yapmayın dedi فَانْتَهُوا onu da yapmayınız, vazgeçiniz öyleyse Resulullah Efendimiz'in emirlerini tutmak onun yapmayın dediği işleri yapmamak neyle sabit oldu? Kur'an'la sabit oldu. Allah-u Teala emrediyor. Siz zaten Kur'an-ı Kerim'e ittiba vacip. Kur'an-ı Kerim'deki evamiri tutmak, nevahiden kaçmak Kur'an'la sabit. Bir de Peygamber Efendimiz'in emirlerinde oluyor. Şunları yapın, şunları yapmayın, bunları da yapmak neyle sabit? O da Kur'an'la sabit. وَلَيْسَ كُلُّ شَرْطٍ يَشْتَرِكُهُ الْمُسْلِمُونَ Müslümanların şart koştuğu her bir şart olmadı. يَدْخُلُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavlüne dahil olur olmadı. Hangi kavlüne? اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوتِهِمْ Peygamber Efendimiz'in bu hadisine bütün şartları dahil değil, olmaz. Demek ki Müslümanların koştukları şartların bir kısmı bu hadise girer, bir kısmı girmez. Hangisi girer? Kur'an-ı Kerim'de, sünnette gelmiş ise, varid olmuş ise onlar girer. Yok, gelmemişse onlar girmez. لَاَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Eğer her şart müteber olsaydı, لَجَازَ الشَّرْطَانِ فِي الْبَيْعَ Beyada iki şartın caiz olması lazımdı. Her şart olursa, bir alışverişte iki şartın caiz olması lazımdı. اَلَّذَانِ Öyle iki şart ki, قَدْ نَهَا عَنْهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz
O iki şartta nehyedildi. Mesela bir alışverişte iki şart koştum birbirine zıt oldu mu alışveriş münakit olmaz o. Eğer Müslümanın her şerti müteber olsa alışverişte de iki şerti koşmak onun da müteber olması lazım gelir ki halbuki bu caiz değil. Ve lekâne hâzel hadis, bu hadis olurdu muâriden lizâke öteki hadise muârid olurdu. Ve li kavlihi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu için küllü şertin leyse fî kitâbillâh, hangi şert ki Allah'ın kitabında yoktur, fehve bâtilun, o bâtildir. Ve inkâne mi'ete şertin, isterse 100 şert olsun. Felemmâ lem yeş'el zâlike lâ hâzel mâna. Peygamber Efendimiz vaktaki bunu bu manaya kılmadı. Yani Müslümanlar şartlarının indindedir. Bunu ümumi kılmadı ya. Ümumi bütün şartlara şumurlu kılmadı. وَاِنَّمَا جَعَلَ بُوْ حَدِيثِ قِلْدِ عَلَى خَاسٍ مِنَ الشُّرُودِ Şartlardan bir kısmına, hususi bir kısmına kıldı ki bazı şartlar vardır ki onlar müteberdir. Kitab-ı Sünnet'te yeri gelmiştir. Onlar müteberdir. Onlar hakkında buyuruyor. وَقَدْ وَقَّفَنَا عَلَيْهَا O şartları da bize bildirdi. وَعَرَّفَنَاهَا Bize tarif eyledi, onları bildirdi. فَاَعْلَمَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de bize bildirdi. وَقَوْلِهِ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوتِهِمْ Müslümanlar şartlarının indindedir. Hangi şartları? Kur'an-ı Kerim'de, hadiste müteber gelmiş şartlar ise o şartlara riayet edecektir, o şartlara muvaffakat edecektir ki اَنَّهُمْ عِنْدَ تِلْكَ شُرُوتِ Müslümanlar o şartların indindedir. اَلَّتِي Öyle şartlar ki قَدْ اَجَازَ لَهُمْ Peygamber Efendimiz onlara cevaz verdi iştirata, o şartların koşulmasını. Peygamber Efendimizin tecviz etmiş olduğu şartlar müteberdir. حَتَّى لَا يَجِبُ olmaz. لِمَنْ bir adam için ki hiye o şartlar lehum öteki adamlar içindir aleyhi o adam üzerine نَقْدُوهَا onu nakz etmek. Öyle müteber bir şartlar var ki o adam başkalarına öyle bir şart koşmuşsa onu bozmak onun için caiz değildir. Mesela bundan bir misal, bir adam bir yerini vakfetse, vakfetti, şart koştu, ondan dönebilir mi? Dönemez, bitti. Niye? Müteberdir o. Bir fukaraya sadaka verdi, sadakayı verdi, gitti. Ondan sonra ben döndüm, sadakayı gerisini geri alacağım diyebilir mi? Diyemez. Niye? Bunlar şer'en müteber olan şartlar. وَقَدْ رُوِيَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. مَا قَدَّلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا Bizim bu vermiş olduğumuz manaya delalet eden hadis de rivayet edildi. حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِسَامِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعِ السَّائِغِ قَالَ حَدَّسَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Peygamber Efendimiz buyurdular ki El-Müslimûne inde şurûtihim Müslümanlar şartlarının indindedir. Yani ne şart koşarsa onu yürütmesi lazımdır. İlla şarten, illa bir şartı değil ki ehelle haramen. Harami halal kılan bir şart değil. Ev harrem halalen yahut da helali haram kılan bir şart değil. Onlar müteber değil. Birisi helali haram kılıyor, birisi harami halal kılıyor. Bunlar o şartlar müteber değil. فَدَلَّ هَذَا بُ دَلَالَةِ اِتِّكَ اَنَّ شُرُوتَ اللَّتِي Şur şartlar ki الْمُسْلِمُونَ عِنْدَهَا Müslümanlar o şartları yaparlar. هِيَ بِخِلَافِ هَذِهِ شُرُوتِ الْمُسْتَسْنَاتِ Bu istisna edilen şartların hilafınadır. Demek ki şartlar iki kısımdır. Bir kısmı müteber oluyor, bir kısmı müteber olmuyor. وَكَانَتِ الشُّرُوتِ فِي الْعُمْرَةِ Peki umradaki şartlara gelince, adam evini verdi, ölünceye kadar sen otur. Fakat şart, sen öldün mü ev bana dönecek, benim olacak. Bu şerte gelince, قَدْ وَقَّفَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bize bildirdi, bizi ikaz etti. عَلَى بُطْلَانِهَا Bu şartın batıl olduğuna bizi ikaz etti. Bizi bildirdi ki bu şart batıldır. Fi âthârin kad câet anhu meciyen mütevâtirin. Birçok hadislerde geldi bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ki tevatür derecesinde hadisler geldi ki umre hakkındaki şartlar batıldır. Feminha bu hadislerdendir. Mâ kad haddesena Yunus, kâle haddesena Süfyan,
an Amr'in, an Süleyman ibn-i Yesar, enne emiren kâne alel Medine. Medine üzerinde bir vali var idi. Yukâlu lehu Tarık, ismine Tarık derdiler. Medine'nin emiri, valisiydi. Kadâ bil umra, umreyi hükmetti, lil varisi, bahşiş olunan adamın veresesine. En kavli Cabir'in anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cabir'den bir hadis rivayet edildi. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş. Ev kime bağışlanmışsa adam öldükten sonra veren adama döndürmedi de ölen adamın veresesine hükmetti ki bu ölen adamın veresesine kalır. Ekberena Yunus kâle haddesene Süfyanen Amrin en Tavusin en Hacer en Zeyd ibn-i Sabit ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kada bil umra lil varis. Umrayı hükmetti kime? Lil varisi, ölen adamın vereselerine. Varis yani bağış yapan adamın veresesine değil, ölen adamın veresesine. Fece'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hada. Bu meselede Peygamber Efendimiz kıldı. El umra, umrayı kıldı lil varisi, varise. Fekata'a bizalik, bununla kat ettiği şartın umra, umranın şartını. O şartı neydi? Ben ölünce, sen ölünceye kadar mal senin, öldükten sonra benim olsun. O şartı kesti, attı. Onun kıymeti yok. Ya kimin oldu? Evi kime verdiyse onun mülkü oldu. Öldüğü gibi veresesine miras kaldı. فَقَالَ الْاَوَّلُونَ Fakat evvelki cemaat itiraz ettiler. Yani şartı muhteber tutanlar. Dediler ki فَلَمْ يُبَيِّنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste Resulullah Efendimiz beyan eylemedi. Zalikel varis, o varisi. Varis kimdir? Varise kalır. Peygamber Efendimiz kadabül umra lil varis. Zeyd ibn Sabit diyor ki Peygamber Efendimiz umrayı varise hükmetti. Varisin, varisindir dedi. Peki bu hadisteki varis kimdir? Bunu beyan etmedi. Varis, varisu men huve ma'ahu. Bu kimin varisidir? Onunla beraber kim vardır? Belki veren adamın varisi, veresesine dedi. Verilen adamın veresesine mi? Veren adamın mı? Fakat yecuzu en yekune erade varisel mu'miri. Caiz ki veren adamın veresesine hükmetti. Yani bundan Hanefiler bu hadisi istidlal ediyorlar. Ötekiler de itiraz ediyorlar ki varis deyince mutlaktır. Acaba veren adamın veresesine mi hükmetti? Alan adamın veresesine mi? قِيلَ لَهُ Adama denilir ki هَذَا مُحَالٌ عِنْدَنَا Veren adamın veresesine bu hamletmek, manayı böyle vermek muhaldır. لَاَنَّهُ اِنَّمَا كَانَ الزِّكْرُ عَلَى شَيْءٍ Bir şey üzerine zikir oldu. قَدْ جُعِلَ لِلْعُمْرِ حَيَاتِهُ O adamın hayatı, ömrünün sonuna kadar ona verdi o evi. عَلَى اَنْ يَعُودَ بَعْدَ الْمَوْتِ اِلَى الْمُعْمِرِ Fakat öldükten sonra veren adama dönmek şartıyla. Zikir böyleydi. Adam evde otur, sen öldükten sonra mal benim olsun. Fece'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de bunu kıldı. Zalik. Bunu lil varisi, varise kıldı. Dedi ki yok. Veren adama dönmez. Varisin hakkıdır. Varisin hakkı yani alan adamın varisinin hakkıdır. Ey ce'ale li varisil mu'ammeri. Verilen adamın veresesine kıldı. Neyi? مَا قَدْ كَانَ اِشْتَرَتَ ف۪يهِ الْمُعْمِرُ Veren adamın şart koşmuş olduğu şey var ya, onu iptal ederek verilen adamı veresesine kıldı ki اَلَّا يَكُونَ مِرَاسًا Miras olmaya. Yani adam evi verdi ya, sen öldükten sonra bana olursa, kendisine dönecek olursa kendi veresesine olacak bu. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam öldükten sonra onun mirasçısına kalır. Peygamber Efendimiz böyle emretti. Şimdi sen diyorsun ki belki veren adamın veresesinedir. Böyle olsa da Peygamber Efendimiz niye hükmetti? Adam zaten dedi ki ölünceye kadar sen ol, öldükten sonra mal benim. Peygamber Efendimiz'in daha hükmüne lüzum yok ki. Onun için bu muhaldir. En la yekune mirası. Miras olmaya bu muhal olur. İlla miras olur. Verilen adamın veresesine kalır. Peki bunu daha izah edecek bir delil var mı? Var. Ve delilu ala zalik. Enne Muhammed ibn Bahr ibn Matar. Haddesena kâle haddesena ibn Nadir. Haşim ibn Kasim. Kâle akberena Muhammed ibn Müslim el-Taifi. An İbrahim ibn Meysere. An Tavus'in an Zeyd ibn Sabit.
enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Peygamber Efendimiz buyurdular ki men âmere şey'en hayâtehu. Bir adamın hayatı müddetince bir mali ona verirse fehve lehu, o mal onundur. Veli varisihi, öldükten sonra da veresesinindir. Adam sana bire verdi ki sen fakirsen, bayağı otur. O maldan sen istifade edersen öldükten sonra da senin veresen istifade eder. Bu hadis izah etti. Fakat haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle, haddesena Ebu Asim, an İbni Cüreycin, an Amr İbni Dinarin, an Tavusin, an Hacer ibn Qaysin ahberehu. Bu Hacer yahut da Hicr. Hicr ibn Qays. Bir bakmak lazım. Çünkü alamda Hacer de var, Hicr de var. İkisi de geliyor isimlerde. Ahberehu anne Zeyd ibn Sabit ahberehu. Zeyd ibn Sabit haber verdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâle buyurdu ki el umra mirasun. Umra mirastır. Bir adama bir ev verilirse hayat müddetince istifade etsin diye, öldükten sonra mirastır, kendi vereseleri onu taksim ederler. Veren adama dönmez. Haddesene Nebi Davud kâle akberena Muhammed ibn Minhal kâle haddesena Yezid ibn Züreyya kâle haddesena Ravh ibn Kasim an Amr ibn Dinar an Tavus el-Medri an Hicr an Zeyd ibn Sabit kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zeyd ibn Sabit diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular, sebilül umra sebilül miras. Umranın yolu mirasın yoludur. Bir adama ömrü olarak bir şey verilmişse öldükten sonra vereselerine kalır. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tehavi dedi ki fehâzâ eyzâ, bunun mânâhu, bu da yukarıki gibi bunun mânâsı müslümâ kablehu, mâ kablenin misli gibidir. Yani verilen adamın vereselerine kalır. وَقَدْ حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِي بَرَفُمُز بُيُرْدُرَر كِ الْعُمْرَةُ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا. Umre kime verilmezse onun ehline caizdir, yani nafizdir, öyle gider, ona verilir. فَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى, birinci mezhep sahipleri dediler ki ehluha, umranın ehli, humüllezine amerûha, bu evi verenlerdir. Ehli budur. Yani siz diyorsunuz ki verilen adamın vereseleri ehildir. Onlar da diyorlar ki hayır, veren adamın. Veren adam bu, onun vereseleri ehildir. Öyle dediler. Fekâle evet. Fekâne minel hücceti aleyhim fî zâlik. Fakat onların aleyhine delildendir ki enne fehden haddesena. Kâle haddesena Ubeydü bünü Ya'iş. قال حدثنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية قال قال لي معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن الحنفية حضرت علي'nin oğlu, anası Hanife kabilesinden olduğundan İbn el-Hanefiye dediler, yani Hazreti Fatıma radıyallahu anh'dan değil. Hazreti Ali Beni Hanife'den bir kadınla evlendi, ondan Muhammed oldu. Ve Peygamber Efendimiz de benim künyemi, ismimi buna verin diye Hazreti Ali emretmişti. Evet, o diyor ki Muaviye'den işittim, o da Peygamber Efendimiz'den işitmiş. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men a'mere umra, her kim bir umre yaparsa, bir ev bağış yaparsa fehiye lehu, o ev, o bağış olunan adamındır. Yerisuha min akibihi men yerisuhu, o adam öldü mü ona kim varis olursa o vereseler o eve de varis olurlar. Veren adama dönmez. Fedelle hadel hadis. Bu hadis delalet etti ki ala enne ehleha, umranın ehli, ellezîn, şul bir kimselerdir ki cazet lehum, onlar için umre caiz kılındı. Hüm, onlar el muammerun, verilen adamlardır. Del mu'mirun, veren adamlar değildir. Bu buna delalet ediyor. Veren adamlar değil ya. Verilen adamlar, ehli olur. Fakat haddesena Muhammed ibn Abdullah ibn Meymun el-Bağdadi kâle haddesena el-Velid ibn Müslim enil Evza'i Yahya ibn Ebi Seleme en Cabir'in anil Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Hazreti Cabir dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular el-umra limen vuhibet lehu. Umra kimindir? Kime hibe edildiyse onundur.
وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى فذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Bu hadisi şerifi Muhammed bin Huzeyme ve Fahd başka senetlerle rivayet ediyorlar. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Nu'im kâle haddesena Süfyan an Ebi Zübeyr an Cabirin kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki emsikû aleykum emvâlekum. Mallarınıza sahip olunuz. Mallarınızı tutunuz. La tu'miruha. Başkasına ömrü olarak vermeyiniz. Haydi sen sağ olduğun müddetçe bu evde otur. Bu ev senin olsun, böyle demeyiniz. Niye? Bununla malınızı ifsad etmiş olursunuz. فَمَنْ اَعْمَرَ اَحَدًا شَيْئًا Bir adam bir kimseye ömrü olarak bir şey verirse فَهْوَ لَهُ O verdiği adamındır. Yani sen böyle dersen ki adam ölünceye kadar elinde kalsın da mal benim, sonra bana döner. Yok, sana dönmez. Bir defa verdim de elinden çıktı. Daha dönmez sana. فقال أهل المقالة الأولى حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يَنْبَرَفَنْ يُجُلَرْكِ لَا عُمْرَى عُمْرَى يُكْتُرْ مَالِنِزِ بَشْكَسِنَا حَيَاتِ مُدَّتِنْ دَوِرْمَيْنْ فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا شَيَتْ وَرِرْسَ ölünceye kadar bu mal senindir derse fehvelehu ebediyen onundur. Ölünceye kadar da ve öldükten sonra da onundur. Fekal ehlül mekaletü lula birinci mezhep sahipleri dediler ki fenahnu la nümkir. Biz inkar etmiyoruz ki en yekûnel ümrâ limen amereha. O evi kime verdiyse ömre olarak onundur. Bunu inkar etmiyoruz. Kime verdiyse onundur. Ve innemâ kulna biz diyoruz ki اِنَّهَا تَرْجِعُ اِلَى الْمُعْمِرِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُعَمَّرِ Biz diyoruz ki o kime verdiyse o adam öldükten sonra veren adama döner. Biz bunu iddia ediyoruz. Yoksa o adam ölünceye kadar hep onun. Ama öldükten sonra mal sahibine döner. Biz böyle diyoruz dediler birinci mezhep sahipleri. فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ Fakat bizim onların aleyhine olan hüccetimizdendir ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Neha fîmâ zekernâ minel âsâr anil umrâ. Umrâ'dan birçok hadislerde hadisler getirdik, zikrettik bunların. Peygamber Efendimiz bu hadislerde umrâ'da nehyeyledi. Ki umrâ yapmayınız. Niçin? Malınız elinizden çıkar. Ebediyen onun olur. Peygamber Efendimiz'in bu nehyleri var iken festehâle en yekûn. Muhaldir ki ola neha anha Ümreden nehyetmiş ola vahiyye tecri, halbuki ümre cereyan ediyor kema ukidet, akdedildiği gibi. Peygamber Efendimiz daha niye nehyilesin? Hale hayatınca vermiş, eğer mal kendisine dönecekse adam bir gün ölecek, öldükten sonra mal kendisine döner, kendisi yoksa veresesine döner. Daha Peygamber Efendimiz niye nehyetsin ki? Hale hayatında adam oturuyor, oturuyor, öldükten sonra da gerisin geri dönecek. Dönecek olsa nehyetmezdi. وَلَكِنَّهُ نَهَا عَنْهَا لَكِنْ Peygamber Efendimiz umrada nehyeyledi. لَأَنَّهَا تَجْرِي عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ O adamın dediğinin hilafına cereyan ediyor da onun için nehyeyledi. O adam diyor ki ben ölünceye kadar bu evi verdim. Devamlı vermedim. Fakat onun sözü orada müteber değil. Verdiği müteber, şartı müteber değil. Şart bozuluyor, fasit oluyor. O adama verdim ebediyen onun oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz sen veriyorsun ama senin koşmuş olduğun şart gibi değil. Şartın hilafına gider. Devamlı onun olur. Onun için nehyeyledi. قَالَ فَمَنْ اَعْمَرَ شَيْئًا فَهْوَلَهُ Bir adam bir kimseye bir ömre yaparsa onundur. فَاَرْسَلَ ذَٰلِكَ Peygamber Efendimiz bunu mutlak söyledi. وَلَمْ يَقُلْ Demedi ki فَهْوَلَهُ مَا دَامَ حَيَّا Bir adam bir kimseye bir ev verirse sağ olduğu müddetçe bunundur. Demedi ki Ya onundur dedi. Onundur dedi mi? Yani sağ olsun ölü olsun mutlaktır. Fedelle zalik bu delalet etti ki ala enneha o umra lehu verilen adam içindir. Kesairi malihi o verilen adamın diğer malların nasıl ise
bu ömre olarak kendisine verilen de öyledir. Fi hayati ve ba'de memati. Sağlığında da öldükten sonra da. Sağlığında kendisi istifade eder, öldükten sonra da vereseleri arasında teksim ederler. Ve hâzâ mâna mâ rûye an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadisin manası budur ki ennehâ cealehâ caizeten. Peygamber Efendimiz ömrayı caiz gördü, nafiz, geçerli gördü. Ey caizeten lil muammeri, verilen adama geçerli gördü fiha ömrede. Ba'de zalike, verildikten sonra ebede, ebede onun oldu. Ebede orada geçerli oldu. Ve mimma yurva an Resulillah. Orada tasdikle Allahu Teala alem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve mimma ruyan Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu cealaha caize. Resulullah Efendimiz'den umranın caiz olduğu hakkında rivayet olunan hadislerdendir. Ma haddesena İbrahim ibn Merzuk. İbrahim ibn Merzuk'un bize rivayet eylemiş olduğu hadis. Kale İbrahim ibn Merzuk dedi ki ahberena Affan. Kale haddesena Hümam. Kale haddesena Katade anil Hasan an Semurete. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki el umra caize. Umra caizdir. Bir adam evini birisine ölünceye kadar hayatı müddetince verirse onun olur, öldükten sonra da onun vereselerinin olur. Ve delilu ala zalike eyda. Bunun üzerine yine delildir. Enne ebne ebi Davud ve Ahmed ebne Davud kad haddesana. İbn Ebi Davud ile Ahmed ibn Davud bana rivayet eylediler. Kala dediler ki haddesena Ebu Ömer el-Havdiyyü. قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قال سليمان بن هشام سليمان بن هشام dedi ki ما تقول في العمرة قتادة dedi ki umre hakkında ne dersin, caiz midir değil midir? فقلت له قتادة diyor ki ben ona dedim ki حدثني أن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ben Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyorum ki sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdular el umra caize. Umra caizdir. Bu adamı verdi ki verdiktir. Kale Zühriyü, İmam-ı Zühri dedi ki innehâ la tekûn umra. Umra umra olmaz hatta tüc'ale lehu ve le'akbihi. Hayatı müddetince verdi ki adama, öldükten sonra da onun zürriyeti için olmazsa ona umra demezler. Umra demek bu iki şartı lazım. Sağ olduğu müddetçe o adamın elinde kalacak. Öldükten sonra da veresesinin olacak. Yani veren adam şart koşmuş, koşuyor ki sen sağ olduğu müddetçe bundan istifade et. Mal senin olsun. Öldükten sonra bana dönsün. O dönmez. Öldükten sonra da kime verdiyse onun vereselerindir. فَقَالَ لِعَتَى اِبْنَ اَبِي رَبَحَ. Atâ ibn Ebi Rabah'a dedi ki مَا تَقُولُ sen ne dersin? فقال dedi ki حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediler ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular el umra mirasun. Umra mirastır. O ki bir adama hayatı müddetince o mali verdi, öldükten sonra da onun vereselerinin mirasa girer. وهذا عطاء وقتادة جميعا. İşte عطاء وقتادة رضي الله عنهما قَدْ جَعَلَاهَا جَائِزَةً. Onu caiz, geçerli kıldılar umrayı. Kime? لِلْمُعَمَّرِ verilen adama. مَوْرُوسَةً عَنْهُ kendisinden de mevrus olduğu halde. Yani öldüğü vakitte de malı vereselerine teksim edilen malı gibi o da teksim edilir oldu. وَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمَا. Bunların, bunlara inkar eylemedi. عَتَ وَقَتَى diye kim? اَزْزُهْرِي. Zühri İnkar etmedi yani. Bu sizin dediğiniz doğru değildir demedi. Ve innemâ kâle dedi ki la yekûnü umrâ yekûnü hâzâ hükmuhâ hattâ tüc'ale lil muammeri ve li akibihi. Cevabında ne dedi İmam Zühri? La yekûnü umrâ. Umrâ umrâ olmaz.
şartı öyle umre ki yekûne hâdâ hükmühâ, hükmü bu olan umre olmaz. Hatta tüc'ele kılına, dil müammeri verilen adam için kılına, veli akibihi onun sülalesi için kılına. O vakitte umre olur. Vermiş olduğu mal, müammerün lehe verilen adamın malı olur. Öldükten sonra da onun akibinin veresesinin olursa işte ona umre derler. فَتَكُونُ o umre olur, kemalihi verilen adamın kendi mali gibi olur. وَتَكُونُ olur, o verilen şey مَوْرُوسَةً عَنْهُ ondan mevruse olur. Yani kendi malını nasıl verseler, teksim ederlerse umre verilen şeyi de öylece teksim ederler. كَمَا يُورَسُ سَائِرُ اَمْوَالِهِ عَنْهُ kendisinden kalan diğer malları nasıl teksim edilir, miras olunursa o da o şekilde miras olunur. Ve imkanı her ne kadar olduysa da men yerisuha ona varis olan o umreye varis olan enhu adamdan fihim onların içerisinde hilaf olduysa da hilaf akibihi kendi akibinin hilafı olduysa da ala muhaddese ve bu seleme bu selemenin rivayet etmiş olduğu üzere ve senezkürü zalik fi mevdi'i bunu da mevdi'inde biz zikrederiz. Min hazel bab, bu babdan inşaallahu teala. Yani diğer mirasçılarından bir fergi mi oluyor? Bu ibareyi ben iyi anlayamadım. Ve inkâne men yerisvâ anhu fihim hilâfu akibihi. Akibinin hilâfına. Akibinin hilâfına oluyor vereseleri arasında. Öyle ya, şimdi adam diyor ki ben bunu sana umreye verdim. Fakat sen öldükten sonra mal benim olsun. O şerti batıl oluyor. O kime verilirse onun oluyor. Halbuki esasen o mal kimin idi? Veren adamın idi. Onun vereselerine kalması icap ederdi. Bilakis veren adamın kendi vereselerine değil de hilafına olarak verilen adamın vereselerine kalıyor. Dediği bu. Ve imkanı her ne kadar olduysa da men yerisuha umraya varis olan kimse anhu o veren adamda fihim vereseler arasında hilaf-ı akibihi, kendi akibinin hilafını olduysa da veren adamın akibinin hilafı ya verilen adamın akibi. Ala muhaddese ve bu selamete ve senezkürü zalik fi mevde-i min hazelbab inşallah. Yerinde o önünde beyan edecek. Ve mimma yedülleyde ala sihhati ma zikerna. Bizim bu zikreylediğimizin sahih olduğuna delalet eden delillerdendir. Enne yunuse kad haddesena. Kale haddesena Süfyan an ibni Cüreycin an Atayin an Cabirin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا ورقبه فهو للوارث إذا مات. رسول الله Efendimiz buyuruyor ki لا تعمروا عمرة olarak malınızı kimseye vermeyiniz ولا ترقبوا رقبة olarak da vermeyiniz فمن أعمر شيئا bir kimse bir şeyi عمرة olarak verirse أو رقبه رقبة olarak verirse فَهَوَ اُلِ الْوَارِسِ verilen adamın varisinindir. اِذَا مَاتَ verilen adam ölürse onun varisesine kalır. Şimdi umre, rukba bunlar iki şekil. Evini veriyor adama diyor ki ölünceye kadar sen sağ olduğu müddetçe bu ev senin. Öldükten sonra mal benim bu umre. O şartı batildir. Kime verdiyse ev onundur. Öldüğünde de vereselerindir. Bu caiz. Rukbaya gelince diyor ki bu evde sen otur. Eğer ben ölürsemse mal senin. Sen evvel benden evvel ölürsense mal benim. Şu halde ikisi birbirini gözlüyor. Hangisi evvel ölürse onun o maldan alakası kesiliyor, ötekinin oluyor. Onun için buna rukba diyorlar. Bu da caiz midir, değil midir? Aşağıda geliyor, diyor ki İmam-ı Azam İmam Muhammed'e göre caiz değildir, İmam-ı Ebu Yusuf'a göre caizdir. Fakat bu hadisi şerifte caiz olduğuna dair işaret var. فَمَنْ اَعْمَرَ شَيْيَنْ her kimse umre yaparsa اَوَرْقَبَهُ rukba olarak yaparsa فَهْوَلِ الْوَارِسِ varisindir izamat öldüğü vakitte. Bu İmam-ı Ebu Yusuf'un delili oluyor ki demek ki rukbada da adama verdim onun öldüğü vakitte de veresesinin oluyor. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم
siz mallarınıza sahip olunuz, tutunuz. La tufsiduha, mallarınızı ifsad etmeyiniz. Fe innehu men amere, her kim verirse, umre, umre olarak verirse malını, feheye lehu, o umre verilen adamındır. Hayyansa olduğu müddetçe ve meyyiten ölü olduğu müddetçe de onundur. Ve li akibihi, sağ ölü o adamındır, ondan sonra da onun evladınındır, ona miras kalır. Veren adama dönmez. Veren adam şart koşmuştu, o şart batıl. Haddesena Yezid ibn-i Sinan, kâle haddesena Vehb ibn-i Cerîd, kâle haddesena Hişâmen, Ebiz Zübeyren Câbir'in, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, men e'mere umre, bir adam bir mali ömrü olarak verse, hayatehu, o adamın sağ oldu, sağlığınca, sağ olduğu müddetçe bu senindir dese, fehye umal lehu, verilen adamındır fi hayati, hayatında. Ve li veresetihi, veresesinindir. Ba'de mevtihi, öldükten sonra da veresesinindir. Daha izahlı, daha sarih bu hadis. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe, kâle haddesena Yahya ibn Ebi Zayde, an ebihi, an habibi bin Ebi Sabit, an Hümeydin, an Cabir. Kâle, Hazreti Cabir dedi ki, neha racülüm min, neha la racülüm minne ümmehu. Bizden bir adam anasına bir hediye, bahşişte bulundu. Nuhla, hediye olarak. Lehu anasına nuhla, nuhla olarak. Öyle hediye ki lehu, kendisinin olan bir malını verdi, bahşiş etti. Hayata anası sağ olduğu müddetçe bu senindir dedi. Felemma matet, onu da tasih edin, lem değil. Felemma matet, anasına o mali verdi. Felemma matet, vaktaki anası öldü. Fekale, dedi ki, ana ahakku binehli, bu nehle, benim vermiş olduğum bu bahşişe ben daha layıkım dedi. Zaten anama ben vermiştim, yani diğer vereseler onu araya koyup teksim etmek istediler. Dedi ki, yok, bunu anama ben vermiştim, bunu ben alırım dedi. Fakat Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e gittiler. Tabi üstteki vereseler dediler ki, ya Resulallah, bu anamıza bağışta bulunmuştu. Hakkı yok bunun da, mülkiyet ondan çıkmıştı. Anamızın mali, biz miras yapacağız. O adam da hayır, ben vermiştim, verdiğim mali gerisin geri alırım dedi. Peygamber Efendimiz hükmeyledi ki, enneha mirasun, o mirastır. Yani bu adam kendisi alamaz. Anasının malında diğer malları gibi ne kadar hissede nasibi varsa o kadar alır. Kâle İbn-i Ebi Şeybe, İbn-i Ebi Şeybe dedi ki, Hümeydün hâdâ, bu rivayette Habibi ibn-i Sabit Hümeyd'den rivayet ediyor ya, bu Hümeyd kimdir? Recülüm min Kenede, Kenede'den bir adamdır. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, fakat keşfet lena hâzihi l-âthâr, bu eserler, bu hadisler bize keşfeyledi. Neyi? Murade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin ne murad ettiğini keşfeyledi. Nerede? Fil âthâri l-letî qablaha, bundan evvelki hadislerde Resulullah'ın muradine olduğunu bu hadisler alâ mâ vesafna, bizim vesfettiğimiz üzredir. Minet tevil, tevilden. Ellezî öyle tevil ki zekerina, biz zikreyledik. Yani yukarıda ihtilaf yaptı ya, ümre caizdir ama kimindir? Verenin vereselerine mi döner yoksa verilenin vereselerine mi? Bu ihtilaflı. İmam-ı Tahavi tevil etti ki hayır, verilenin vereselerinin üzerinedir. Ötekiler de itiraz etti ki hayır, verenin kendisine döner, onun vereselerine gelir. Bu tevilde diyor, ben dedim ya izah ettiğimi, bu sonki hadisler daha izah etti ki verilenin kendisine ve vereselerine aittir. Verene gerisin geri dönmez. Fakat yine var diyor. Fakat ruhiyet fil umre izâ âthârun bighayri hâzel lefz. Bu lefizden başka diğer eserler de var, hadisler de vardır ki onların lefizleri de başka. Onlar da delalet eder ki mali verdiği adamın ve onun vereselerinindir. فَمِنْهَا وَرِوَايَتْلَرْدَنْدِرْ مَا قَدْ حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ أَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَلِ بْنِ شَهَابًا عَبِي سَلَمَةً
an Cabir ibn Abdullah enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Cabir ibn Abdullah buyurdu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Eyyüma racülin a'mere. Her bir adam ki verdi umre, umre olarak. Lehu bir adamı ve le'akibihi lehu o adam içindir. Umre olarak verirse lehu onundur ve le'akibihi akibindir. O vakitte eyyüma racülin. Her bir adam ki ümre desek daha iyi olmaz mı? Ümre, ümre, ümre olarak ona bir şey verildi. Lehu o adam içindir ve le'akibihi onun akibi içindir. Daha güzel olur. Fe inneha ümre lillezi şol bir şahısındır ki yu'taha ona verildi. Verilen adamındır ümre. Le'ennehu u'tiye ata'en bir ihsana, bir ataya verildi ki ona bir ata verildi ki vakat vaku oldu fihi vatada el mevarisu miraslar onda vaku oldu. Bu adama madem bunu verdiler onda da miras cereyan eder. Öyleyse onun ve onun akibinindir. Haddesena ibn-i Mersu kâle haddesena ibn-i Velid-i Tayalisiyyü kâle haddesena leysun an ibn-i Şehab ha ve haddesena Rabi'ul Me'ezzin kâle haddesena Esed kâle haddesena leysun an ibn-i Şehab an Ebi Selamete an Cabir ibn-i Abdillah قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بن في امره من زيشتم dediler ki men amer raculen umra bir adam bir adama ömre olarak verirse lehu onundur o ve le akibihi akibinindir zürriyetinindir fakat kata kavluhu fakat kata kavluhu o adamın sözü kesti ömre olarak verdim demesi bu sözü kesti hakkahu kendi hakkını fiha o şeyde, o verilen şeyde. Mesela evini veriyor. Ben hayatım müddetince ömre olarak bunu sana verdim. Bunun bu sözü kendi hakkı mülkiyetini kendisinden kesti. Ve hiye o ömre olan verilen şey limen a'meraha limen bir kimse içindir ki a'meraha ona ömre olarak verildi ve le akibihi bir de akibinidir. O da a'meraha müteaddi olduğuna göre lazım okuyalım. Ve hiye o verilen ev limen u'miraha limen bir kimse içindir ki u'miraha ona ömrü olarak verildi. Onundur ve le akibihi akibinidir. Haddesena Rabi'ul Me'ezzinu kâle haddesena Esed kâle akhberen ebn Ebi Dîb ani Zühriye an Ebi Selemete an Cabir ibn Abdillah kâle kada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hükmeyledi men a'mere umre her kim umre olarak bir şeyi verirse fehiyye lehu verilmiş olduğu şey verilen adamındır ve le akibihi onun sülalesinindir vereselerindir bette elbette elbette onlarındır. La yecûzu lil mu'ti mu'ti veren için caiz olmaz. Fîhâ o verdiği şeyde şartun şart caiz olmaz. Ve la süneyya istisna da caiz olmaz. Şart sen öldükten sonra mal benimdir demesi bu şart batıldır. İstisna istisna da ise o da batıldır. Madem verdi verdi. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fî hâzî lâsâr bu eserlerde olucudur ki men amere umra, men umire umra, men umire her kim verilirse umre umre olarak lehu o adam içindir ve le akibihi onun akibi içindir, zürriyeti içindir. Bir adama verilir, akibine de verilirse fehye, bu daha seri. Men bir kimse ki umire verildi, umra umre olarak lehu kendisine ve le akibihi akibine zürriyetine verildi. Fehiye o verilen şey lillezî ammereha ümmireha şu bir şahs içindir ki ömre olarak ona verildi. La terci'u o şey raci olmaz ilel mu'ti veren adama bir şartın şartıyla. Sen ölürsen mal bana gelsin demesi bu şartı caiz olmaz. Ve la süneyye istisna da caiz olmaz. Le ennehu u'tiye ata'an öyle bir mala verildi ki وَكَعَتْ ف۪يهِ الْمَوَارِسِ onda miras vakı olur. Öldükten sonra kendi vereselerine kalır. فَقَالَ الَّذ۪ينَ اَجَازُ شَرْتَ فِي الْعُمْرَ Umre'de şerti tecviz edenler dediler ki o birinci mezhep sahipleri بِهَذَا نَقُولُ biz böyle hükmederiz. اِذَا وَكَعَتِ الْعُمْرَ عَلَى هَذَا
eğer umre bu şey üzerine vakı olursa biz de öyle hükmederiz. Burada ne dedi? Men u'mire umre fehye lehu vel akibihi. Yahut da men u'mire umre lehu vel akibihi. Kendisine ve zürriyetine adam vermişse ben bunu verdim, sen ve senin zürriyetin bundan istifade etsinler. Eğer vel akibihi kelimesini de konuşmuşsa biz de böyle deriz. Bunda ihtilaf etmeyiz. Çünkü vel akibihi kelimesi var. لَمْ تَرْجِعِ اِلَى الْمُعْتِ اَبَدَى Veren adama dönmez. Niye veli akibihi dediğinde veren adam şart koşsa da şart batıl olur. Biz de sizinle beraberiz. وَاِذَا لَمْ يَكُنُ ف۪يهَا زِكْرُ الْاَقِبِهِ Fakat akibi zikretmezse adama diyor ki sen sağ olduğu müddetçe bu senindir. Akib kelimesini zikretmezse فَهِيَ رَاجِعَةٌ اِلَى الْمُعْتِ O vakitte adam öldü mi o döner. Kime? İden mu'ti. Veren adama döner. Ba'de zevalil mu'ammeri. Verilen adam zail oldu, öldü mü mal veren adama döner. Biz böyle diyoruz. Çünkü akip kelimesini zikretmedi. Demek ki akip kelimesini zikrederse ihtilaf yok. Akip kelimesini zikretmezse adam o adamın şahsına veriyor. Zürriyetine vermiyor. Öldükten sonra mal gerisin geri mal sahibine dönmesi lazım gelir. Kalu dediler ki وَهَذَا اَوْلَى مِمَّا رَوَى عَتَى وَاَبُ الزُّبَيْرِ Ata ve Ebu Zübeyir'in rivayet etmiş olduğundan bu da evladır. Kimden rivayet ettikleri? An Cabir ibn Abdillah. Cabir ibn Abdillah'tan لَنَّا اَبَا سَلَمَةَ Ebu Seleme زَادَ عَلَيْهِمَا Ebu Zübeyir ile Reva Ata'nın rivayetleri üzerine ziyade iledi. قَوْلَهُ وَلِعَقِبِهِ وَلِعَقِبِهِ kelimesini burada Ebu Seleme ziyade iledi. وَلَيْسَ هُوَ بِدُونِهِمَا Ebu Seleme de Ata ve Ebu Zübeyir'den aşağı değildir. وَالزِّيَادَةُ اَوْلَى Hadiste ziyade de evladır. Şu anda adam لَكَ وَلِعَكِبِكَ derse bu adamındır. Öldükten sonra da vereselerindir. Bu ihtilaf yok. Ama لَكَ der de وَلِعَكِبِكَ demezse biz bundan muhtelifiz. Diyoruz ki öldük gibi şartı üzerine mal gerisin geri kendisine döner. Peki buna Hanefilerin cevabı فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا لِلْآخَرِينَ Ötekilerin, evet, فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا bizim delillerimizden oldu. لِلْآخَرِينَ ötekilerine, yani Hanefiler için getirilmiş olduğumuz delillerden oldu. فِيْزَارِكْ bu mesele hakkındaki dönmez. اَنَّهُ لَمْ يَكُنُ رُوِيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْعُمْرَةِ Peygamber Efendimiz'den umre hakkında rivayet edilmedi. حَدِيثٌ غَيْرُ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ هَذَا Ebu Seleme'nin bu hadisinden başka bir hadis rivayet edilmedi. Öyle hadis ki لَكَانَ ف۪يهِ لَمْ يَكُنْ رُوِيَ لَمْ يَكُنْ olmasaydı yani لَوْ لَمْ يَكُنْ لَوْ olsa daha iyi اَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ رُوِيَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْعُمْرَ حَدِيثٌ غَيْرُ حَدِيثِ اَبِي سَلَمَ هَذَا Ebu Seleme'nin bu hadisinden başka hiçbir hadis rivayet edilmese bile لَكَانَ ف۪يهِ اَكْثَرُ الْحُجَّةِ Hüccetin ekseri gene bunda olucudur. لِلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ شُرْبِتْ kimselerinde hani ki اِنَّ الْعُمْرَى لَا تَرْجُعُ اِلَى الْمُعَمَّرِ اَبَدَى وَلَا يَجُولُ شَرْتُهُ Oraya bir lev yazsanız daha iyi. اَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ Yani birinci mezhep sahipleri diyorlar ki Ebu Seleme'nin rivayetine göre لَكَ وَلِعَقِبِكَ derse dönemez. لَكَ der de وَلِعَقِبِكِ demezse döner. Buna cevaben diyor ki hayır Ebu Seleme'den başka bir hadis rivayet edilmedi. Siz bununla istidlal ediyorsunuz. Yalnız hadisler çok. Ebu Seleme'nin bu rivayetini izah eden hadisler var. Fakat o hadisler olmasa da yalnız Ebu Seleme'nin rivayeti olsa bile gene hüccetin ekserisi Hanefilerin lehine çıkar. Başka bir şey rivayet edilmese bile لَكَانَ ف۪ي اَكْتَرُ الْحُجَّةِ Hüccetin ekseri bunda olur. لِلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ diyen adamlara اِنَّ الْعُمْرَ لَا تَرْزِعُ اِلَى الْمُعَمَّرِ اَبَدًا اِلَى الْمُعَمِّرِ الْمُعَمَّرِ değil لَا تَرْزِعُ اِلَى الْمُعَمِّرِ اَبَدًا Veren adamı ebede dönmez. Bunda delil vardır. وَلَا يَجُوزُ شَرْتُهُ Bunun şerfi de caiz olmaz. وَذَالِك Bu nereden geldi? Bu Ebu Seleme'nin hadisinden mü'mire raci olmaz. Nereden geldi? Diyor ki bu وَذَالِكَ bu اَنَّ الْعُمْرَ عُمْرَ La تَخْلُوا مِنْ اَحَدِ وَشِيْهِ Yapılan ömre iki vecihten hali değildir. İki şeklin muhakkak birisi olacak.
إما أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عند شروطهم. Ya Peygamber Efendimizin bu kavline dahil olur. Müslümanların şerti muteberdir. El Müslümun inde şuruti. Müslümanlar şartlarının indindedir. Bu adam şart koştu, dedi ki evi sana verdim, öldükten sonra bana dönecek. Bu hadis mucebince ev ona döner. Ya buna dahildir bu hadise. Bu birinci mezhebin deliliydi. Feyünefezu tenfiz olunur lil mu'miri fiha. O umrede, umreyi yapan için şartı şart tenfiz edilir eğer ona dahil ise. Alama şartı o şart kılmış olduğu veçile verilen adam öldü mü mal sahibine iade olunur. La yektulü min zâlike şeyin. Bu sefer hiçbir şey iptal edilmez. Onun şartı tenfiz edilir. Kemâ yunefezü şurûtu minel mûkısı fîmâ vakar. Bir adam vakfettiği vakıfta ne şart koştuysa, o şartlar nasıl tenfiz edilirse, bu da o şekilde tenfiz edilmesi lazım gelir. Eğer bu hadise dahil ise. اَوْ تَكُونُ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِ الْمُعْمِرِ. Yahut da veren adamın milkinden çıkmış olur. İkinci şekil de bu. دَاخِلَةً فِي مِلْكِ الْمُعَمَّرِ. Verilen adamın milkine dahil olur. Yahut da böyle olur. فَيَسِيرُ بِذَالِكِ. Bu sebeple dahil, veren adamın milkinden çıktı, verilen adamın milkine girdiyse bu sebeple olur. Fî sâir-i mâlihi, diğer mallarında olduğu gibi insan nasıl malını başkasına verir de verilen adamın olursa bu da öyle olur. Ve yaptulu mâ şerat aleyhi fîhâ. O yapmış olduğu, bunun üzerinde yapmış olduğu şart da batıl olur. Öyleyse umrede iki türlü var. Ya birinci mezhebin dediği gibi diyeceğiz ki el müslümûne inde şurutîm hadisine dahildir. Bu adam şart koştu. Öteki adam hali hayatında ondan istifade eder. Öldüğü gibi veren adama döner. Veyahut ikinci şekli ömre veren adam kendi o şeyi mülkiyetinden çıkardı. Öteki adamın mülkiyetini ithal etti. İthal ettiği gibi daha bir hakkı kalmadı. Verilen adam öldüğü gibi veresesine kalır. Bu ikisinden hangisini alacağız? Ömrenin bu iki şeklinin hangisine bakacağız? Hangisi daha kuvvetli? Fe nazarına, biz buna nazar eyledik. Fizalik bu mesele hakkında. فَاِذَنْ الْعُمْرَ. Bir de baktık ki umre اِذَا اُنْقِعَدْ اَلَا اَنَّهَا لِلْمُعَمَّرِ وَلِعَقِبِهِ. O iğa olunsa ki bu verilen adama ve bunun akibinedir. فَمَاتَ. O adam da ölse, çünkü dedi ki bu senin ve senin evladınadır dese, o adam da ölse وَلَهُ عَقِبٌ وَزَوْجَةٌ. Onun evladı var, bir de zevcesi var. اَوْ اَوْسَى بِوَسَاءَ. Yahut da vesiyetler yaptı. Benim malımdan şu 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 işleri yapın. اَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ. Yahut da borçları var. Borcu var. Alacaklar gelmiş istiyorlar. اَنَّ تِلْكَ الْاَشْيَا. Bu eşya تُنَفَّذُ ف۪يهَا. O umre olarak verilen mal da tenfiz edilir. كَمَا تُنَفَّذُ ف۪ي مَالِهِ. Kendi malında tenfiz edildiği gibi. Bu adamın kendi öz mallarında nasıl miras cereyan eder, zevcesi hakkını alır, evladı hakkını alır, yahut da sülüsü malından vesiyet icra edilir, yahut da borçlar gelir, onun borcu çok, kendi malını satar alırlar. O ömre verilen evi de o şekilde yaparlar. وَلَا يَمْنَعُهَا. Bunların tenfizine mani olmaz. اَشْرْتُ الَّذ۪ي كَانَ مِنَ الْمُعْمِرِ. Veren adamın şerti vardı ya, o şerti ona mani olamaz. فِي جَعْلِهِ اِيَّاهَا لَهُ وَلَعَكِبِهِ. O adam ona ve onun akibine kıldı ya, evet. O efendim وَلَا يَمْنَعُهَا الشَّرْتُ الَّذ۪ي كَانَ مِنَ الْمُعْمِرِ. Mü'mirin yapmış olduğu şart mani olamaz. فِي جَعْلِهِ kılmasında اِيَّاهَا وَهَوِ لَهُ وَاَدَمَ وَلَعَكِبِهِ اَكِبِنَا. Şimdi ne dedi? Sana ve senin akibin olsun. Peki ya ailesi? Ailesi onun akibinden değil. Ve zevcetuhu, zevcesi ise leyset min akibihi, akibinden değildir. Ve la guremahu, o adamın alacakları var. Onlar da onun akibinden değildir. Ve la ehlu vesayahu, vesiyet ehli, vesiyet etmiş şuna verin, şuna verin. Bunlar da akibden değildir. Fakat baktık ki yine tenfiz ediliyor. Bu adam sana ve senin akibine dediği halde ailesi onun ekibinden olmadığı halde miras alıyor.
vasiyeti varsa vasiyetler ondan tenfiz ediliyor. Borçlular varsa onların borçları bundan ödeniyor. Demek ki akit kelimesinin burada bir şeysi olmadı, kıymeti olmadı. Ve kezalike lev matel muammeru. O verilen adam ölse ve la akibe lehu. Onun hiç hürriyeti yok. Lem yerciye şey'un min zalike ile mu'miri. Öyleyse o adam ölse o mal gene veren adama dönmez. Veresesi kimse, veresesi de yok. E kime kalır? Veren adama mı? Yok, veren adama gitmez. Zevli erhamı mı var, beytul malı var ki nere varsa en son beytul mal. Beytul mala gider, gene veren adama dönmez. فَلَمَّا كَانَ مَا وَسَفْنَا كَزَالِكَ Vaktaki vasfettiğimiz bu şekilde oldu. كَانَتْ كَزَالِكَ اَبَدَا اَبَدَا Bu hükümde böyledir. Bir adam bir şeyi bir adama verdi mi, hayat müddetince senin dedi mi, bu adamın ebedi mülkü olur. Ama şart koştu. Ölünceye kadar ben verdim. O şart batıl. Evet. يَجُوزُ عَلَى مَا جَعَلَهَا عَلَيْهِ الْمُعْمِرُ Evet. فَلَمَّا كَانَ مَا وَسَفْنَا كَزَالِكَ Bizim vesfettiğimiz böyle ki oldu. كَانَتْ كَزَالِكَ اَبَدَا Hüküm de böylece oldu. Ebedi yecudu, caiz oldu. Yani geçerli oldu. عَلَى مَا بِي شَيْ اُزَرْنَكِ جَعَلَهَا وَاَوِكُمْ Aleyhi o şey üzerine, o şart üzerine yani mülkiyetini, rütbasını verdi. El mü'mürü veren adam. Ben verdim dedi ya, o şekilde oldu. Ya şartı var. Ve yapsulu şartuhu. Onun şartı batıl oldu. Ellezi işkaratı fiyha. Onda şart koşmuştu ki öldükten sonra bana olsun. O batıl oldu. Ve la yunefezu minhu kalilun ve la kesirun. Bundan az olsun, çoğu olsun tenfiz edilmez. O şarttan. Ve yahrucu min kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem el müslimûne inde şurûtîm. Peygamber Efendimiz'in bu kavlinden hariçte kaldı. El müslimûne inde şurûtîm hadisine dahil olmadı. Feyekûnü şurûtuha onun şartları olmadı. Leyset mine şurûti illeti anâhen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kastetmiş olduğu şartlardan olmadı. Ümranın şartları bu Peygamber Efendimiz'in hadisinde zikredilen şartlardan olmadı. Ki Peygamber Efendimiz anahun nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizalik. El müslimune bi şurutihim inde şurutihim'deki zikredilen şartlardan değil. Demek şartlar iki kısım. Bir Müslümanın yapmış olduğu bazı şartlar var ki bozulmaz. Bazı şartlar da vardır ki batildir. Peygamber Efendimiz batıl olmayan şartlar neyse o müteberdir. Bir adam bir vakıf yaptı, şart koştu. O şart batıl olmaz, bitti. O neyse müteberdir. Fakat bu umrede yapılan şart batıl olduğundan o şartın cinsinden değildir. وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذ۪ي صَحَّحْنَاهُ قَوْلَ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ İşte bizim tasih ettiğimiz bu kavl Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed'in kavulleridir. Yani rukba olarak bir adam bir mali verdi mi onundur, öldükten sonra da onun mirasçılarındır. Kulası bu. وَقَدْ رُوِيَ اِذَا عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ Abdullah ibn Ömer'den de rivayet edildi. مِسْلُ ذَلِكِ Bunun gibi. حَدَّسَنَا اِبْنُ مَرْزُوكَ قَالَ حَدَّسَنَا بِشُرُ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ اِبْنِ اَبِي سَابِتْ قَالَ سَمِيَتُ اِبْنِ عُمَرَ Abdullah ibn Ömer'i işittim. وَسَأَلَهُ رَجُلٌ Bir adam ona sual ettiydi. Ben de yanında bulundum, işittim. Neyi sordu? اَنْ رَجُلٍ Bir adamdan ki وَهَبَ لَهُ رَجُلٌ Bir adam ona bağışladı. Nâkaten bir deve. Hayâte olsa olduğu müddetçe bu dişi deve senin. Bundan istifade et dedi. فَنُتِجَتْ Ey veledet! O dişi deveden yavrular meydana geldi. Bunlar kimindir? O adam bir deveyi verdi. Peki bundan gelen yavrular kimindir? Veren adamın mıdır? Yoksa verilen adamın mı? فَقَالَ Abdullah ibn Abbas dedi ki هِيَ لَهُ وَاَوْلَادُهَا Vermiş olduğu deve de onun. O devenin yavruları da onundur. فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكِ Bundan sonra ben de sual ettim Abdullah ibn Abbas'a bu meseleyi. فَقَالَ dedi ki هِيَ لَهُ حَيَّ وَمَيِّتَا O deve onundur. Sağ olduğu müddetçe de onundur. Öldükten sonra da gene onundur. Yani veriselerinindir. Allahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve sellem.